Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bilgelikle ilgili hikayelerden bir derleme yapıp 10 adet sizinle paylaşmak istedim. Eğer sıkılmıyorsanız ve bu tarz şeyleri dinlemeyi seviyorsanız hepsi çok kısa olacak ve hepsinden de ayrı bir ders çıkaracağız ve bir düşündürtecek. Seslendirme olarak devam edeceğim ama öncesinde videonun başında size bir merhaba demek istedim. Umarım bu videoyu da seversiniz. Hadi başlayalım. Mertlik. Geçmişin büyük bilginlerinden biri, yorgun, bitkin bir halde, uzun bir yolculuktan dönmüş, ter ve kir ağırlığı da buna eklenmişti. Yurduna, yuvasına kavuşan bilginin ilk işi hamama gidip kendisinden en fazla rahatsızlık vermiş olan kir ve terden kurtulmak oldu. Hamamda kendisini yıkayan tellak, görgüsü kıtı biriydi. Yıkanma kesesine dolan avuç avuç kirleri suya tutacağına ne kadar kirlisin der gibi bilgin zatın önüne yığıyordu. Keseleme işi devam ederken tellak keselediği şahsın ilim sahibi biri olduğunu öğrenince ''Efendim, madem siz derin bir bilginsiniz, mertlik nedir, bana açık seçik anlatır mısınız?'' dedi. Yıkanmakta olan büyük bilgin, tellağa bir incelik dersi vermenin fırsatını yakalamıştı. Şöyle dedi, ''Mertlik, kimsenin ayıp ve kusurlarını yüzüne vurmamak, kirlerini kendisine göstermemektir.'' Sevgi. Bir gün sormuşlar ermişlerden birine, sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirmemiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir de şart koymuş. Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlarmış ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine şimdi demiş ermiş, sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya. Bu defa buyurun deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demişermiş. Kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Ve şunu da unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren kazançtadır daima. Deniz Yıldızı. Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark eder ve "Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun?" diye sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi yaşamaları için yanıtını verince adama şaşkınlıkla ''İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkan yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki?'' der. Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi ''Bak onun için çok şey değişti.'' karşılığını verir. Mutluluğun Sırrı. Bir genç bir zamanlar mutluluğun sırlarını öğrenmek istemiş. Bir bilgi aramış, sormuş, soruşturmuş. Falanca kişidir demişler. Ayrıca 40 günlük mesafedeki bir köşkte yaşadığını da öğrenmiş. Üşenmemiş yola çıkmış ve bilgeyi bulmuş. Bilge onu bir güzel ziyafetle ağırlamış. İsteğini sormuş. Mutluluğun sırrı demiş delikanlı. Bana bunu öğret. Bilge bu sırrı vermeyi kabul etmiş. Delikanlının eline bir kaşık vermiş. İki damla sıvı yağını da kaşığın içine koymuş. Köşkümü bir güzel gezeceksin. Ancak bu yağı dökmeyeceksin demiş. Delikanlı sarayı geziyormuş ama gözü devamlı kaşıktaymış. Dönmüş, gelmiş, bilge sormuş. Salondaki acem halılarını gördün mü? Kütüphanedeki şömineyi fark ettin mi? Bahçedeki gülleri gördün mü? Şeklinde bir yığın ayrıntı sormuş. Utanan delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmiş. Çünkü sadece yağa bakıyormuş. Bilge şöyle demiş. Öyleyse git şimdi, daha dikkatli olarak köşkümün harikalarını gör. Oturduğun evi tanımadan o insana güvenemezsin.
İçi rahatlayan delikanlı, kaşık elinde gördüğü her şeyi hafızasına adeta kazırcasına dikkat etmiş, gördüklerini bir güzel anlatmış Bilge. "Peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede?" diye sormuş. Kaşığa bakan delikanlı iki damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bilgelerin bilgesi demiş ki, "Mutluluğun sırrı dünyanın bütün harikalarını görmektir ama iki damla yağı unutmadan." İnsanı düzeltmek. Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün keyif yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve "Parka ne zaman gideceğiz baba?" diye sordu. Baba oğluna söz vermişti. Bu hafta sonu parka götürecekti onu. Hiç dışarıya çıkmak istemiyordu ama bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı. "Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim," dedi. Sonra düşündü. "Oh be, kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsem bu haritayı akşama kadar düzeltemez." Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. "Babacığım, haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz," dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içindeydi ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı. "Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti." Alışkanlıklar. Bir bilgenin öğrencileri bir gün sormuşlar. "İnsanlar neden kötü alışkanlıklarını daha kolay ve iyi alışkanlıklarını daha zor edinirler? Neden iyi alışkanlıklarını uzun süre muhafaza edemiyorlar?" Yaşlı bilge, "Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Eğer iyi tohumu güneşte bırakırsak ve kötü çürümüş tohumu toprağa gömersek ne olur sizce?" demiş. "İyi tohum kuruyacak güneşte, kötü tohum ise hastalıklı filizler verecek ve sağlıklı bir meyve oluşmayacak," diye cevaplamış öğrencilerine. Bilge devam etmiş. "İnsanlar da bu şekilde davranır. İyilikleri ruhlarında saklayıp filizlerini büyütmektense açığa çıkarıp kayıp ediyorlar. Diğer yandan da günahlarını ve kötü taraflarını başkalarından saklamak için işlerinde gizliyorlar. Onlar orada büyüyüp insanı kalbinden yok ediyorlar. Ancak siz bilge olun." Kuyu. Günlerden bir gün köylerden birinde çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer. Eşek saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Sesini duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği kuyunun dibinde görür. Çaresiz çiftçi köylüleri yardıma çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği kurtarmak için ne yapacaklarını düşünürler ama sonuçta onu kurtarmanın imkansız olduğuna ve bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar verirler. Tek çare kuyuyu toprakla örtmektir. Herkes ellerine aldığı küreklerle etraftan kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkeleyerek dibe döker. Bir süre sonra ise ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselir ve sonunda yukarıya kadar çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan eşeğe çok şaşırırlar. İşte hayat da bazen bizim üzerimize yüklenir ve üzerimiz toz toprakla örtülüyormuş gibi olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsak bile. Han ve Yolcu. Günlerden bir gün zamanın ünlü bir bilgesi hükümdarın sarayına kapısına geldi. Muhafızların hiçbirisi saygıları nedeniyle onu durdurmaya çalışmadı. Bilge sonunda hükümdarın tahtında oturduğu odaya girdi. Ziyaretçisini hemen tanıyan kral saygıyla ayağa kalkıp sordu. "Ne istiyorsun? Sana nasıl yardım edebilirim?" "Bu handa uyuyacak bir yer istiyorum," cevabını verdi bilge. "Ama burası han değil ki," dedi kral hafif kızgınlıkla. "Benim sarayım." "Sorabilir miyim? Senden önce bu sarayda kim yaşıyordu?" "Babam. O öldü ama." "Ondan önce kim yaşıyordu?" "Büyük babam. O da öldü." "O zaman burası insanların kısa bir süreliğine gelip kaldığı, sonra da terk edip gittiği bir yer demek ki. Neden ona han demeyeyim ki?" Bizi biz yapan insani duyguların kıymetini bilmek lazım. Çevremizin, eşimizin, dostumuzun, ailemizin, sevdiceğimizin hepsinin kıymetini bilmek lazım. Biraz da bu 10 tane seçmiş olduğum hikayelerde bunu size aşılamak ve size tekrar hatırlatmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar.